Selamlar Savaşçı Tayfam. 26. gün 26 tane 07.00'da seninle birlikteydik. Kalktın hayallerine ulaşmak için ne yaptın? 7 demedin. Hatta bazılarınız 6-5 dedi. Hocam biz bunlarda kalkıyoruz ki zamanı geldiğinde o yüzümüzü güldürecek sabahlar bize tebessüm ettirsin. Çünkü ben hayallerim için kalkıyorum, hayallerim için yoruluyorum, hayallerim için de bu sabah sorularını çözüyorum dediğini duyar gibiyim. Ama unutma. Ne dedik? Bundan önce söylediğim cümleyi tekrar söylemek istiyorum. Başkalarının hayatları senin hayalin olarak kalmasını istemiyorsan sabahları kalk. Çünkü 28 Haziran'a az kaldı. Haydi güzel tayfam, gelsin sorumuz. Değilmiş. Şeyma ile Sena aralarında bir sayı oyunu oynayacaktır. Önce bir kağıda birden 48'e kadar 48 tane ardışık doğal sayı yazıyor. İsterseniz şöyle birkaç tane yazalım. 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun. Tabii hepsini yazmayacağız. Bana lazım olanlar var aslında soruyu da o yüzden şöyle boş bırakıyorum. Ardından burası 46 olsun, 47 olsun, 48 olsun. Burayı böyle bırakalım. Peki devam ediyorum. Daha sonra bu, daha sonra sırasıyla sırasıyla dikkat. Bu kağıtta yazılı olan sayılardan herhangi ikisini siliyorlar. Bu işlem kağıtta son iki sayı kalana kadar devam ediyor. Oyunun sonunda en son kalan iki sayının farkı kadar puanı oyuna ilk başlayanın hanesine yazıyorlar. Oyuna kim başlamış? Şeyma başlamış. Buna göre en fazla kaç puan alabilir? Şimdi kıymetli gençler olayın mantığını bir anlayalım. Neymiş? En son kalan iki sayının farkı kadarını alıyoruz. Ve kimmiş? Şeyma bunun alması gereken puandan bahsediyoruz. Niye hocam? Çünkü ilk başlayana ben eğer bunu yazıyorsam ilk başlayan Şeyma olduğu için oyunun sonunda kalacak iki tane sayı Şeyma'nın hanesine yazacak. Neyi? Farkı tabii ki. Mantığımızı kullanalım. Şeyma'nın en fazla puan alabilmesi için en fazla kalmasını istiyoruz, doğru mu? En fazla. Şeyma 1 ile 48'i bırakmaya çalışır. Ama Sena ne yapar? 1 ile 48'i bırakmaz. Şeyma oyuna başlayacak. Şeyma başlayacak. Şeyma'yı bir kenarda bırakalım. Şimdi Sena'dan başlayayım ama normalde Şeyma'nın yapacağı şeyi yazacağım birazdan. Unutma. Sena'nın kesinlikle ne yapmasını istiyorsunuz? En büyük farkı olan sayıları silmesini istiyorsunuz. Yani %100 Sena'nın sileceği sayılar biri 1 ise diğeri 48 olacak. Biri 2 ise diğeri 47 olacak. Çünkü Sena asla ve asla en yüksek puanı bırakmak istemeyecektir. Peki gelelim. Şeyma ne yapacaktır biliyor musunuz? Burada bir mantık çıkartırsanız inanılmaz kolay da o mantığı çıkarmak kolay mı? Hayır bence kolay değil. Sevgili gençler ne yaparsınız biliyor musunuz? Sayıların birbirine en yakın tutmaya çalışırsanız. Buradan da ortadaki sayılardan başlarsanız buradaki en uçtaki sayılar kalacaktır. Şeyma için söylüyorum bunu. Ben Şeyma'yı ortadaki sayılardan silmeye başlatırsam en dışarıdaki sayıların kalacağını söylüyorum. Ama Sena'da ne yapacak? Sena'da dışarıdan silmeye başlayacak. Dolayısıyla şu ortalarda yani şunların arasında bir sayı kaldığında Şeyma'nın alabileceği maksimum puanı bulmuş olacağız. Şöyle ki bu ikisinin ortası ne yapacaktır? 24, 25 yapacaktır. Şöyle yazalım isterseniz 23, 26 yapacaktır. O halde diyorum ki Şeyma 24'ü siler. Sonra 25'i siler. Arasındaki fark 1'dir. Dolayısıyla evet ne kadar bu şekilde küçük sayıları silerse çünkü hanesinde fazla puan istiyorum. Büyükler kalacaktır. Sonra ne yaptı? Sena 1 ile 48'i sildi. Unutma. Sonra Şeyma 23 ile 26'yı sildi. Sonra Sena 2 ile 47'yi sildi. Bu şekilde devam ediyorum. Ama bu şekilde tek tek yazmayacağım tabii ki. Ne yapıyoruz? Diyorum ki. Mantık olarak şöyle düşünelim. 48 tane sayımız var mı? Evet hocam. 48 tane sayımız var. Bunun 12 tanesi çünkü ikili ikili olduğu için 12 hamle diyelim. 12 hamle Şeyman'ın. Burada bir durum yazacağım. Dikkat edin. Bu soru kolay bir soru diyemem. 12 hamle Sena'nın olmalıydı. Ama ne diyor soruda? Son 2 hamle kalana kadar. Dolayısıyla son 2 taş kalana kadar dediğime göre burada en yani son hamleyi kim yapamayacak? Tabii ki Sena yapamayacak. 12 hamle yerine kaç hamle yapacaktır? 11 tane hamle yapacaktır. 11 hamle olarak bırakıyorum. Sebebini tekrar söylüyorum. Örnek verelim. Şeyma başladı, Sena devam etti. Şeyma başladı, Sena devam etti. Eşit. Şeyma ile başladım. Sena'yı bitiriyorsam yani Sena işaretlemiyorsa Sena bir tane eksik hamle yapıyor. Sebep çünkü son 2 tane sayı kaldıysa demek ki Sena bu hamlesini yapamıyor. Tamam, başlayalım mı? Başlatıyorum. O halde Sena hangi sayıları siler? Şeyma hangi sayıları siler? Buradan da yorum yapabiliriz. Buraya kadar. Sena'nın sileceği sayılar bu taraftan düşünelim. Toplam 11 halinde yapacaktır ya. 11 hamlede. bu taraftan 11 tane silecektir. Bu taraftan 11 tane silecektir. Doğru mu? 11 tane bu taraftan siliyor. 11 tane bu taraftan siliyor. Sena'dan bahsediyorum. Peki neyi sildin 11 tane? Buradan 1'den 11 hamle yaparsam dolayısıyla sileceğim sayımın en küçüğü 11'dir. Yani şu an şuna göre en küçüğü diyorum. Normal şartlarda en büyüğü 11'dir. Bu taraftan 11 tane sayı silersem 48'den 11 tane geriye gidecek olursak. Dikkat edin terim sayısı 11 olmasını istiyorum. Son terim eksik terim böyle artış miktarı artı 1'den. Dolayısıyla burası ne yapacaktır? 38 yapacaktır desem. İsterseniz ispatını yapalım. 48'den 38 çıktı 10 artı bir de formülden geliyordu. 11 tane sayı yaptı. O halde demek ki Sena'nın silmiş olduğu sayıların en sonu 11, en sonu 38. Ne kaldı elimde? Dikkat! 12'yi silemedi. Ne kaldı elimde? 37'yi silemedi. Yani bu durumda bunların silemeyeceği sayılar 12 ile 37. Maksimum silemeyeceği sayılar. Hocam şeymaya niye bakmadınız? Zaten bunu yazarsanız göreceksiniz. Diyelim tam ortadan başlattınız. Bu tarafa doğru geldiğinizde 12 tane sayı buraya yazdığında 13'ü son şeymanı sildiği sayı olarak bulursun. 36'yı da burada bulabileceğin en büyük şeymanı sildiği sayı olarak bulabilirsin. Silinmeyen en küçük ve en büyük sayı olarak ne kalacaktır? 37 kalacaktır. Mantık olarak Sena ne kadar farkı daraltırsa Şeyma'ya o kadar az puan gelecektir. Dolayısıyla Sena burada verebileceği maksimum puan olarak 37 12'den cevap olarak 25 puanı karşı tarafa vermiş olacaktır. Kolay diyemem ama tekrar söylüyorum bu sorularda ufkunuzu aşmak için sorduğumuz sorular İnşallah anlatabilmişimdir kolay demiyorum tekrar söylüyorum Çünkü bazılarınızın morali bozulabilir bu soruda bastıra bastıra söyleme sebebim budur güzel tayfam O halde bir sonraki 26 günde seninle tekrar bir araya gelmek üzere Şimdilik hoşça kal.